Tahtalarımıza ETAP, yani etkileşimli tahta arayüz projesi için geliştirilen PARDUS kurulumuyla ilgili yapmamız gereken işlemler neler? Siz de bu hazırlıkları yapabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle ETAP.org.tr'den PARDUS imaj dosyasını, ETAP imaj dosyasını, ISO dosyasını indiriyorsunuz bilgisayarınıza. Ardından bu imaj dosyasını bir USB yazıcı uygulamasıyla USB'ye bu kalıbı yazdırmanız gerekecek. Bu disk kalıp yazıcı uygulamasını nereden indirebilirsiniz? PARDUS kullanıyorsanız bilgisayarınızda, PARDUS mağazadan indirebilirsiniz. Konsola hakimseniz şöyle bir komut yazarak, apt komutunu kullanmak suretiyle basit bir komutla hızlıca yine kurmanız mümkün. PARDUS deposundan bunu çekecektir. Windows kullanıyorsanız bilgisayarınızda, PARDUS.org.tr'de yine USB oluşturma diye girerseniz bir tane küçük bir uygulama bilgisayarınıza indireceksiniz. Uygulama size sadece yazacağınız imaj dosyasını ve hangi flash belleğe yazacağınızı soracaktır. Ardından o flash belleğe yazma işlemi gerçekleşecek. Artık bu flash bellekle siz tahtaya takıp kurmadan da kullanabileceğiniz gibi direkt olarak ilk açılışta F7 tuşuna basıp USB'den aç demek suretiyle canlı olarak da test edebilirsiniz arkadaşlar. Tabi burada unutmamanız gereken bir şey var. O tahtadaki diski sıfırlayacağı için mevcut bilgileriniz varsa bunları yedek almak zorundasınız arkadaşlar. PARDUS'la ilgili bilgileri nereden takip edebiliriz? Duyuruları nereden takip edebiliriz? PARDUS kurumsal accountları var. Sosyal medyada takip edebilirsiniz. PARDUS.org.tr'den bilgiler alabilirsiniz. Etkileşimli tahtalar için de ETAP.org.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz. Yine PARDUS'la ilgili olarak bilgi adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Mail adresinden, forum ve belge adreslerimizden bilgiler alabilir. Yine PARDUS'la ilgili taleplerinizi talep.pardus.org.tr'ye gönderebilirsiniz. Yine çağrı merkezimiz 444-5 PRD numarasından da takıldığınız noktalarda bize ulaşabiliyorsunuz. Bir sonraki videomuzda ETAP kullanımı ve kurulumunu anlatacağız. Teşekkürler arkadaşlar.